Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlı bir tığ kılıfı öreceğiz. Çok amaçlı bir tığ kılıfı bu. Birden fazla tığınızı saklayabilirsiniz. Makas, çok amaçlı araç gereçler. Onunla birlikte çok kolay bir tığ kılıfı öreceğiz. İp olarak ben spagetti yarnından aldığım slim koton plas ipleriyle ördüm bu çalışmamı. Bütün çalışmalarımda spagetti yarnının iplerini kullanıyorum arkadaşlar. Hepsinden de çok memnunum. Slim koton palas ipleriyle de çok fazla kıyafet, çanta, şapka, kılıflar, kitap kılıfları gibi çok fazla çalışmamı ördüm arkadaşlar. Siz de eğer ki spagetti yarnından slim koton palas iplerini indirimli olarak almak isterseniz takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak için indirim kodunuz bir sepet arkadaşlar. Yaklaşık 3 tane ip indirimli geliyor. 2 ya da 3 ip indirimli gelecek arkadaşlar. Bu da örgü severler için güzel bir avantaj oluyor. Tığ olarak da şöyle tığ kılıfımdan çıkarayım. 3,5 mm'lik tığ silim koton plas ipleri için çok uygun. 3,5 mm'lik tığ kullandım bu çalışmamda. Bu çalışmamızı şöyle bir ölçü olarak göstereyim. Santimetre eninde ördüm. Santimetrede boyunda ördüm. 19 santimetre. 27, 19 yaptım. İstediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Hepsini zaten videoda ayrıntılı olarak göstereceğim. Gerçekten kolaylıkla örebileceksiniz bu çalışmamı. Çalışmama geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek 1000 beğeniye beraber ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi mutlaka ekleyin. Hepsini okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Elimden geldiği kadar da cevap veriyorum. Ördüklerinizi bir sepet yuma kroketin tasarımıdır diye etiketleyerek paylaştığınızda ben de ördüklerinizi görebileceğim arkadaşlar. Hazırsak çalışmamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle kalemimi de alayım. Yazarak ilerleyeceğim. Yine not alacağım. Gayet kolay bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir bakmak istiyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Şöyle küçük bir daire yapıp dairenin içine tığınızı soktuğunuzda, tığla beraber ipi aldığınızda bir bağlama zinciri yaparız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde zincir çekiyoruz arkadaşlar. Kaç tane çekeceğiz? 33 tane zincir çekelim, buluşalım. Evet, 33 zincirimi çektim. Şöyle netleştirmek istiyorum. 33 zincirimi çektim. Şimdi artı 4 artı 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. 4 zinciri çektim. 33. zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4. 33. zincire batıyorum ve bir tane kil trabzan yapıyorum. Her zincirin içine bir tane kil trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tek yapacağımız bu. Her zincirin içine bir tane kil trabzan yapalım.
Daha büyük zincir, daha büyük olsun istersek 50 zincir de çekebiliriz. Tamamen bize kalmış boyutu. Evet arkadaşlar, bütün zincirlerin içine tek tek batarak ikili trabzan yaptım. Şurada ipimi de güzelce sakladım. Nasıl saklıyoruz? Orayı bir daha göstereyim istiyorsanız. Şöyle bir daha örelim beraber. Hem ikili trabzan bir daha görelim. Sondaki iki ipi şöyle alıyorum. Aldım. Zincire battığımda onu da saklamış oluyorum tek tek. Her zincire batarak ilerliyorduk zaten. O da orada ne oluyor? Kaybolmuş oluyor. En sondakine geldim. Evet. Bu ipi buradan çektim. Ve tekelle kestim. Şimdi arkadaşlar, ikinci sıramıza geçeceğiz. Bundan sonrası hep böyle olacağı için sıra başlarında ve sıra sonlarında ne yapacağımızı anlatayım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Döndürüyorum ve bana göre ilk olan trabzan tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Her trabzan tepesine tek tek batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Trabzan tepelerine battığımda tığımın üzerinde iki tane zincir kalıyor. Devam ediyorum. İkili trabzanlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde sona kadar yapalım, sonda buluşalım. Evet, sona kadar ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi sondakini de beraber batalım. Sondakini atlamıyoruz arkadaşlar. Battım. Yaptım ikili trabzanımı. Şimdi böyle bulanık oluyor bazen ama. Evet. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Tığımın başına ipini dolayıp ilk trabzan tepesine batarak ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Her trabzan tepesine. Evet arkadaşlar, bu şekilde örüyoruz. Tığlığımızın tabanını bu şekilde öreceğiz. Bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra ördüm. 23 sıra benim için yeterli oldu. Sıra örmüş oldum. İstersem daha fazla da örebilirim. Tamamen bana kalmış. 23 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir bakayım, net görünüyor mu? Uzaklaştırdım kamerayı. Evet. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve döndürüyorum. Buradaki ikili trabzanlar var ya, önce bu sondaki bu trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Birleşme noktasına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada trabzan boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Birleşme noktasına bir tane sık iğne. Trabzan boşluğu. Buradaki bir trabzanların birleşme noktasına, boşluğa, birleşme noktasına, boşluğa,
birleşme noktasına, boşluğa, birleşme noktasına. Bu şekilde arkadaşlar, bir boşluk, bir birleşme noktası olarak sık iğnemle çerçevemi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, şu köşede buluşalım. Köşeye kadar yapalım, köşede buluşalım. Evet, ne yaptım arkadaşlar? Hepsini yaptım. Şimdi köşeye geldim. Bu köşedeki zincire bir, aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. İki tane sık iğne yaptım köşeye. Şimdi döndürüyorum arkadaşlar. Her zincirin tepesine sık iğnemi yapıyorum. Burada düğme iliği açacağız. O yüzden tam ortalayacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Biraz uzakta kamera, o yüzden sık sık bakıyorum. O yüzden de kaçırıyorum hep yerlerini. Görünüyor mu net diye. Burada sayarak ilerlemiyorum arkadaşlar. Göz kararıyla tam ortada olduğuna karar vereceğim. Evet, şu an tam ortadayım. Böyle düğme iliği açarsam tam ortada olacağım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektim. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakayım. Bu sık iğnenin tepe noktasına batıyorum ve tek seferde burayı ne yapıyorum? Bağlıyorum. Devam ediyorum tek tek sık iğne yapmaya. Şöyle güzel olsun. Şurası battı. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Her yere sık iğne yapıyoruz, farkındaysanız. Sık iğne çalışmalarımız devam ediyor. Burayı da sık iğne yapıyorum. Tam bu köşeye iki tane yapıyorum. Köşeye, köşedeki son trabzanın içine, zincirine iki tane yapıyorum. Dönüyorum. Trabzan boşluğuna ve trabzan buradakinin aynısını buraya yapıyorum. Ve buradaki köşeye iki tane yapıyorum. İki tane yapıyorum sık iğne. Dönüyorum ve burayı bitiriyorum. Şu sonda buluşalım. Evet, sona kadar yaptım. Burada bir tane yapmıştım. İlk yaptığım köşeye. Bir tane daha yapıyorum. Onu da iki yapmış oluyorum. Sık iğnenin içine batıyorum. Ve tek seferde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Burada da ip eklemiştim. Onu da keseyim. Ne yaptık arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Her yere sık iğnelerimizi yaptık. İliğimizi açtık. Köşelere
İkişer tane yaptık. 2, 2, 2, 2 şeklinde. Şimdi bu ipimizi saklayalım. Yapamadım. Evet, bunu burada herhangi bir zincirin içine saklayarak kaybediyorum. Böyle bir yün iğnem var. Bu işimi görüyor bu işlemlerde. Şimdi arkadaşlar şöyle tutalım. Şimdi yapacağımız işlem buradaki gibi bu renkli kısmı örmek. Evet arkadaşlar, şimdi bu bölüm için 50 değil, kaç zincir çekeceğiz? Pardon. 57. 57 tane zincir çekiyoruz. Burayı sileyim, kafa karıştırmasın. 57 tane zincir çekelim, buluşalım. Evet, 57 tane zincirimi çektim. Şöyle net görülsün. 57 zincir çekildi. Aynı burada başladığım gibi ne yapıyorum? Artı 4 zincir. Aynı burası gibi. Artı 4 zincir yapıyorum. Aynı sistem arkadaşlar tabanda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5'inciye. Yani 57'inciye batıyorum. Ve ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde sona kadar yapalım. Sonda buluşalım. Evet arkadaşlar, ördüm tabanımı. Şimdi bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, şimdi renk ekleyelim. İstediğim rengi alabilirim. Burada tatlı bir yeşilim var. Burası ön yüzü. Burası arka yüzü. Hep ön yüzünden ekleyeceğim. Yani hep sağdan ekleyeceğim iplerimi. Buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. Bir bağlama zinciri. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir. Ve 2 trabzan atlıyorum. 3'üncüye batıyorum. 1, aynı yere. 2, aynı yere. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3'üncüye. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 trabzan atladım. 1, 2. 3'üncüye. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sona kadar 2 trabzan atlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sona kadar yapalım. Bir kere daha göstereyim hatta. Bir kere daha göstereyim. 2 trabzan atladım. 3'üncüye ne yapıyorum? 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sonda buluşalım. Evet arkadaşlar, ne yaptık? 2 tane trabzan atlayıp 3'üncüye 3 tane yaptık. Sona geldik. Burada da 2 trabzan kaldı. Bir de 3'üncü var tabi. Ne yapıyorum? 2 trabzan atlıyorum.
üçüncünün tepesine batıyorum ve bir tane kil trabzan yapıyorum. Burada da doğal boşluk oluştu. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Evet, bir sonraki ipimi ekleyebilirim. Bakalım hangi ipi alacağım. Şöyle mor bir ipim var. Moru aldım. İpimi açamadım ama açmayı deneyeceğim. Evet. Şimdi ip eklerken en son bu ipleri keseceğiz tek tek. İp eklerken arkadaşlar, burada ne var? Boşluk var. O zaman buradaki trabzan tepesine, tepe noktasına battım. İpimi aldım. Bir bağlama zinciri. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Buradaki boşluğa 2 tane kil trabzan yapacağım. İkincisi ve üçüncüsü. Boşluğa 3 tane kil trabzanımı yaptım. Diğer boşluğa geldim. Boşluğa batıyorum. 1 2 ve 3. Boşluğa geldim. 1 2 ve 3. Her boşluğa 3 tane kil trabzan yapıyorum. Boşluklara batıyorum. 1 2 3 tane kil trabzan yapıyorum. Sona kadar her boşluğa 3 tane kil trabzan yapalım. Şurada buluşalım. Evet, sona kadar geldim. Şimdi ipi şöyle alayım. Buradaki boşluğa 2 tane kil trabzan yapacağım. 1 2 Burada trabzan tepesine yapıyorum ikili trabzanımı. Ve burayı da ne yaptık? Üçledik. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki ipimi nasıl bağlayacağım onu göstereyim. Buradaki trabzan tepesine, ilk trabzan tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. Bir bağlama zinciri çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Önümde 3 tane kil trabzan var. Direkt boşluğa batıyorum. Ne yaptım? Burada boşluk oluşturdum. Bu şekilde sona kadar yapalım. Sonda buluşalım. Evet, sona geldim. Şimdi bu sona geldim. Önümde trabzan var. 3 tane. Sondakine batıyorum ve bir tane kil trabzan yapıyorum. Burada doğal boşluğum oluştu. Bir zincir çekiyorum. Kesemedim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, istediğimiz kadar büyütebiliriz bunu. Şimdi buraya ne yapıyorum? Şuradaki işlemi buraya yapıyorum. Ne yapıyorum? Buraya 3 tane kil, 1 tane kil trabzan, boşluğa 3 tane kil trabzan şeklinde devam ediyorum. Bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm. Arkadaki ipleri de kestim. Şimdi arkadaşlar, şöyle tutalım. Şöyle. Bu bizim alt tığımızı yerleştireceğimiz yer. Farkındaysanız uzun oldu. Çünkü şöyle boşluklar olacak. O yüzden bu böyle. Üst kısım içinde elli
zincirle beraber aynı buradakiler gibi ne yapıyoruz? Ben ördüm, şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde ne yaptık? Aynı buradaki gibi bunu örüyoruz. Şimdi arkadaşlar en kolay kısma geldik. Nasıl yapacağız bunu göstermek istiyorum. Önce ben silikonum olduğu için silikonla yapacağım. İsterseniz şöyle göstereyim. İsterseniz de iğneyle, iplikle ne yapabilirsiniz? Dikebilirsiniz. İster iğneyle dikebilirsiniz burayı. İsterseniz de benim gibi silikon kullanabilirsiniz. Ben şimdi silikonla nasıl yapıldığını göstereyim. Buraya silikonumla benim ön yüzüm perde gibi olacak. Yapıştırdım. Bu kurusun böyle. Bu güzelce kurusun. Şimdi arkadaşlar bu kısmı İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. İsterseniz buraları dikebilirsiniz de iğneyle. Yani şu kısımları istersek dikebiliriz de. Ben nasıl yaptığımı göstereyim. Öncelikle şöyle biraz geç geliyor. Dediğim gibi silikonunuz yoksa iğneyle de ne yapabilirsiniz? Dikebilirsiniz burayı. Daha da kolay olur hatta iğneyle yapmanız. Ben elimde silikonum vardı. Böyle hemen yapıştırmak istedim. Evet. Öncelikle uç kısmı yapıştırayım. Sonrasında biraz alt kısma biraz da tığım için buraya hafif kavis veriyorum. Böyle şöyle göstereyim. Hafif kavis verip yapıştırıyorum. Devam edeceğim. Burayı da yapıştırın arkadaşlar, alt tarafı. Yine hafif kavis vererek yaptım, yapıştırdım. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz gibi yapabiliriz. Makas kısmını daha geniş yapacağım. Makas kısmını daha geniş yapıyorum. Bu şekilde yapalım. Sonda buluşalım. Evet arkadaşlar. Yapıştırdım. Şimdi şöyle bir döndürelim ve düğmemizin nereye geleceğine bakalım. Düğmemizi nereye dikmemiz gerekiyor? Şöyle elimde bir tane tekrardan yapayım. Düğmemi tam şu kısma dikmem gerekiyor benim. Bu düğmemi buraya dikeyim. Düğmemi buraya normal bildiğimiz yöntemlerle dikelim. Evet, düğmemi de diktim. Şimdi arkadaşlar birazcık da kurudu.
şöyle tığlarımı yerleştiriyorum. Burayı 4 sıra 5 sırada örebilirim. 1 2 3 4 4 ya da 5 sıra örebilirim. 1 2 3 4 sıra örmüşüm. 5 sıra örebilirim. Tamamen bana kalmış. Ben biraz küçük hemen örgüyü bitireyim diye az ördüm ama tam böyle burası bitmiş. Tam şey istiyorsanız, üstünü kapatsın diyorsanız arkadaşlar, üstü tam kapansın diyorsanız 1 2 3 4 5'te kapanıyor arkadaşlar. Hatta 6'ya kadar da örebilirsiniz. Buranın boyutu tamamen size kalmış. Şurada çengelli iğnelerim var. Onları da takayım. Evet, tatlı çalışmamı bitirdim. Buraya kadar geldiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olun ki yeni bir videolarımdan anında haberdar olabilin. Ördüklerinizi de bir sepet yuma kroket Instagram hesabından benimle paylaşmayı unutmayın. Şöyle kapatalım, öyle veda edelim. Evet arkadaşlar, tatlı çalışmamı bitirdim. Tekrar açayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.